Resulullah Aleyhisselam dedi ki bu Zer dedi şu dağa bak dedi. Ben Uhud dağına baktım. Aha şu dağın hepsi altın olsa bu Zer dedi. Ben de onu bir gece içinde fakirlere, yoksullara, yetimlere dağıtsam vallahi sevinçten bayram ederim. Bu beni mutlu eder. Ebu Zer sana bir sırrımı vereyim mi oğlum dedi. Buyur ya Resulallah dedim. Ebu Zer benim evimde üç tane akçe altınım olsa. Ben evde o üç akçe altın varken sabahlasam vallahi ben üzülürüm dedi. Üç altın bana ağır gelir dedi. Evde üç altınla bekleyemem bir gece dedi. Ama koca Uhud dağı kadar altını sadaka dağıtsam içim ferahlar dedi. Ben bu İslam'ı senden öğrenmedim Osman dedi. Ben bu İslam'ı Resulullah'tan öğrendim dedi. Resulullah diyor ki helal paran bile varsa dağıt diyor. Benim aklım bu dedi. Ben İslam'dan bunu anladım dedi. Hazreti Osman Efendimiz dedi ki benim meclisimle bir daha bana Ebu Zer'i şikayet etmeyin dedi. Allah'ı seven bana Ebu Zer'i şikayet etmesin bu adam başımızı dedi yakar dedi. Bu adam yakar bizi dedi. Yani o kadar takva sahibi ki buna dalaşan helak olur dedi. Adam evliya ya. Muaviye bir gün Hazreti Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu an bir gün Hazreti Osman'a mektup yazmış. Osman, "Duydum ki ey Müslümanların halifesi, duydum ki Ebu Zer size rahatsızlık veriyormuş. Sen onu bize gönder." Şam'da böyle apartmanlar yapılmaya başlamış o zaman. Üç katlı, iki katlı böyle apartmanlar yapılıyor. Beton değil, taştan. İlk yüksek katlar Şam'da yapılmış. Ebu Zer Hazretlerini dedi bana gönder. Affedersiniz. Ebu Zer Hazretlerini bana gönder dedi. Şam valisi Muaviye bin Ebu Süfyan. O dedi bol parayı dedi görürse benim burada lüks evleri, sarayları, altınlardan avizelerin yapıldığını filan görürse dedi böyle güzel lüks kandiller. O dedi dünyayı sevdiririm ona, onu da yumuşatırız, kendimize benzetiriz dedi. Muaviye bin Ebu Süfyan. Hazreti Osman'ın aklına yattı. Belki dedi varlığı görürse, bolluğu görürse böyle lüks eşyaları, böyle pahalı yalılar gibi konakları görünce imreniyoruz ya. Görürse belki dünyayı sever. Gitsin de dedi biraz dünyadan da nasibi olsun. Dedi ki Ebu Zer bir şey rica etsem yapar mısın dedi Hazreti Osman. Yaparım dedi. Ben Resulullah'a söz verdim. Başımda burnu kesik bir siyah köle de olsa ben ona ölene kadar itaat ederim. Sana itaatsizlik etmem dedi. Şam'a gitsen dedi. Ora biraz daha havası güzel, rahat, biraz daha zengin, orada rahat eder çoluğun çocuğun, hanımın. Bunu sen mi istiyorsun, bana mı bırakıyorsun, ben istiyorum dedi. Ben halifenin emrine uyarım dedi, gitti Şam'a. Şam'a gidince Muaviye bin Ebu Süfyan hazretleri bunu törenle karşıladı. Peygamberin dostu geliyor, fazla sahabi kalmamış, çoğu vefat etmiş savaşlar, hastalıklar, göçmüş çoğu sahabi. Sahabi çok kıymetli peygamberi gören adamlar az kalmış. Ebu Zer de onların en önemlilerinden biri. En önemlilerinden biri. Ammar gibi, Selman gibi, Ebu Zer gibi adam fazla yok. Hazreti Ebu Zer'i misafir ettiler. O Şam sarayına götürdüler. Ebu Zer oturmuyor koltuğa. Köşkler yapılmış. Hiç Medine'de öyle bir şey görmemiş. Varlık. Zenginlik, affedersiniz. Ebu Zer Hazretleri kurulan sofrada karnını hiç doyurmadan böyle bir iki lokma bir şey alıp ikram yerine gelsin diye kalkar. Der ki, "Ey Şam valisi, biz nerede kalacağız?" Ona hazırlanan eve götürdüler. Akşam olunca Muaviye ona bin altın gönderdi. Şam valisi Hazreti Muaviye. Bin altın gönderdi. Deniyor yani bol para bak bak bin altın. Ne demek biliyor musunuz? Mesela bir gece size biri geldi 500 milyar verdi bu sizin dedi. Millet şimdi milli piyangoya bağlamış umudunu. Milli piyango haramdır. Ona para vermek de haramdır. Bilet için verdiğin para cehennem ateşidir. Vallahi de ateştir cehennemin kızgın ateşi, billahi de cehennem ateşi. İnşallah çıkmaz kimseye. Çıkan para bütün pisliktir, haramdır. Çünkü kumardır. İslam dini budur, Kur'an-ı Kerim budur, Hazreti Muhammed'in yolu budur. İsteyen istediği gibi yaşar. Millet caminin önünde kumar kuyruğuna girmiş. Eminönü yeni caminin önü piyango kumar kuyruğuna girmiş. O kadar namaz kılsa evliya olur havada uçarlar. Özgürlük var, demokrasi var, hürriyet var. İstediğini yaparsın ama bana da özgürlük var. Ben de istediğimi söylerim. Hakaret etmeden Allah'ın dinini söylerim. İster bunu bildikten sonra yap, ister yapma seni de bir mezara koyacaklar. Korkma göz çukuruna iki tane siyah böcek oturacak. Benim de gözlerime iki böcek oturacak korkma. Bu hep böyle kalmayacak. O paralar moralar hepsi bitiyor. İki gün önce bir gazete haberi gördüm. Bu piyangodan zengin olanların bugüne kadar hepsi intihar etmiş. Hepsi kendini öldürmüş. Allah haramdan hiç rızık verir mi insana ya? Allah'ım harama muhtaç etme ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Ebu Zer bin altın geldi evine. Bin altın. Bin altını görünce Ebu Zer o gece o bin altından bir tane eve bırakmaz mı adam? Bin altını çıktı Şam sokaklarına. En fakir aileler nerede oturur? Şam'ın şu tarafında götürdü bin altını avuç avuç fakirlere dağıttı. Deli mi lan bu adam? Bu kadar altın verilir mi bir fakire? Hepsini dağıttı. Sabah olunca Şam valisi Muaviye bin Ebu Süfyan hazretleri bekçi gönderdi. Ey Ebu Zer eyvah yandık dedi. Ne oldu? Ya biz yanlış getirmişiz o altınlar sana değilmiş. Ne? O altınlar sana değilmiş. Ben yanlış getirmişim. Sana gelecek olan o bin altın değilmiş. Seninki daha az olan bir keseymiş. O altınları geri ver dedi. Oğlum ben o altınları dağıttım dedi. <laughs> ne? Dağıttım dedi. Nasıl dağıttım yani? Hiç mi yok? Bir tane bile yok dedi. Bir tane bile yok. Duyunca Şam valisi Muaviye asker geri döndü. Efendim dedi adam hepsini dağıtmış dedi. Oğlum deli misin hepsi nasıl dağılır bin altınla? Bin altın nasıl dağılır? Vallahi efendim bir tane bile bırakmamış. Hepsini dağıtmış. Lan tanımadığı bilmediği şehirde bin altını nasıl dağıtır? Vallahi Şam'ın en fakir mahallesi nere demiş? Aha şu taraf demişler. Bizim verdiğimiz bin altını götürmüş hep o mahalleye dağıtmış. <laughs> Muaviye ve Nebu Süfyan dedi ki, ben Ebuzer biraz bozulsun, biraz dünyayı sevsin diye getirdim ama vallahi Ebuzer bizim dünyanın adamı değil demiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.